Yeşile bürünmüş dağlar, ovalar, gelmiş bizim yaylaların zamanı. Dereler çalıyor, erimiş karlar, gelmiş bizim yaylaların zamanı. Gelmiş bizim yaylaların zamanı. Aklıma geldikçe dolar gözlerim, sorma kardeş oraları özlerim. Aklıma geldikçe dolar gözlerim, sorma dostum memleketi özlerim. Sevgili izleyenlerimiz, Sivas Doğanşar Çalıcı köyünün yaylasındayız. Efendim, Urfa'nın lahmacunu varsa Sivas'ın da meşhur çökeliklisi var. Ablalarımız çökelikli yapıyorlar. Çökelikli Sivas'ta, özellikle bizim Doğanşar bölgesinde çok meşhur bir yiyecek türü. Köy unundan yapılan hamur, yine köyde yapılan çökelik, soğan ve yine tereyağından oluşan bir yiyecek türü. Daha doğrusu ben niye anlatıyorum ki? Burada ablalarımız var. Abla merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Ablam yaylacı, bu işin uzmanı. Evet. Şimdi yaylacı deyince biz tabii ismi var yaylacı ama bu yaylacı ne yapar yaylada, bir anlat bakalım. İnek sağar, süt pişirir, tuluk yayar, yağ, peynir, işte onları yapar, deri basar. Yani kısacası böyle bir genel hayvancılık. Evet. Şimdi yaylanın tabii ki peyniri, çökeliği, tereyağı meşhur. Ama abla benim ilgi alanıma giren bir de kaymak var. Kaymak var mı? Var. Kaymaksız yayla olur mu? Kaymak olmazsa olmaz. Evet, kaymağın sözünü aldık. Biraz yüzümüz güldü. Kaymak varmış. Haberini aldık. Sevgili kameraman arkadaşım geliyor. Bak, orijinal tezekleri de unutmayalım. Bak, yaylada her şeyi değerlendiriyoruz efendim. Bak, tezekler bile odun yapıyoruz. Şimdi orijinal sobamız var yine. Abla bir tane hamur getir de bir pişir bakalım. Evet. Sacda pişen çökelik gördüğünüz gibi en son tereyağıyla yağlandıktan sonra artık soframıza hazır vaziyete geliyor. Adın ne? Şerife. Şerife abla, sen de yaylacısın değil mi? Evet. Senin kaç tane mal var? 5. 5 tane. Tek başına yapabiliyor musun bunları? Evet. Ne yapıyorsun sen de? Peynir, çökelik falan var mı? Var. Peki Şerife ablam tabii ki pek medyayı sevmiyor sanıyorum. Neyse, zor ikna ettik efendim. Teşekkür ediyoruz Şerif abla. Şimdi efendim merhabalar, bir tanıyalım sizi. Merhaba efendim, ben Necmi. Kurt. Tatilci, ben buraları çok seviyorum. Ben buralara gelmediğim zaman günüm geçmez. Ben buralarda 25 sene koyun çobancılığı yaptım. Eski günleri hatırlatıyorum. Bilirsin Necmi abi, şimdi eskiden burada tabii, şu anda yok gerçi, da var koyun. Kaç tane koyun vardı buralarda? 4000 koyun vardı, 200 çift öküz vardı, 250-300 inek takım vardı. Eskiden daha önce 62-63'lerden önce keçiler vardı, karada var. Biz keçilere yetişemedik, evet. Peki şu koyun gütme işini bir anlat bakalım. Nasıl gidiyordun? Sabah kaçta gidiyordun? Bizde sabah gitme yok. Akşam 5'te koyun ses çilir kuzudan. Gidersin tek kabudunan, daha da nerede yatak yerleri vardır. Evet. Orada sabahlarının sabah 8-9 arası suyunu içen gelirdi. Bu Çamlık'tan beri yaylaya. Ev sahibi değil mi? Bir tanıyalım. Evet, Coşkun Kurt. Coşkun Bey, sen artık hem reçberlikle uğraşıyorsun hem reçberlik, hayvancılık. Hayvancılık. Evet. Nasıl bu seneki durumlar? Hayvan iyi, fiyatları? İyi, şu anda gayet güzel. Dağlar, ovalar, gelmiş bizim yaylaların zamanı. Dereler çalıyor, erimiş karlar. Gelmiş bizim yaylaların zamanı. Gelmiş bizim yaylaların zamanı. Yayladan köye dönerken baktık piknik yapan dostlarımız var burada. Yaklaş biraz daha sevgili kameraman arkadaşım. Teyzeler nasılsınız canım? Nasılsınız, iyi misiniz? Ben duymuyorum canım, şunlara sor. Ben sen duymuyorum. Hiç mi duymuyorsun? He, ben hiç duymuyorum. Ben de hiç duymuyorum. Numara yapmıyorsun değil mi? Numara yapmıyorsun değil mi? He, yok yok vallahi duymuyorum. Duymuyorsun. He, duymuyorum. Cemaat duymuyor mu? Tamam, dur şu teyzeye sorayım. Teyzem, bu eve duymuyor mu? O, ben ondan daha duymuyorum bire yavrum. Ne yapacağız bu duymayanlar? Nasıl anlaşacağız Sinan? Nasılsın, iyi misin? İyiyim, Allah'a çok şükür. Allah cümlenize iyilik versin yavrum. Nerede kalıyorsun sen? Köyde misin? Yaylada mısın? Neredesin? Köydeyim. İstanbul'dan geldim. Köydeyim. Yere gidiyorum. Yazları köydesin. İstanbul'dan nerede? Yazları kalıyorsun? Hiç gelmiyor. Bu yıl geldim. Bu yıl geldin ilk defa. He. Niye gelmiyorsun teyze? Hayırdır? Gelmiyorum. Ne bileyim, kimse yok burada, kimse da gelmiyor. Uşaklarım hep yanımda. Uşaklar hep yanında diyorsun. Nasıl, bakıyorlar mı sana uşaklar? Çok bakıyorlar. Torunlarım da, gelinlerim de, uşaklarım da çok bakıyorlar. İyi. Teyzem, sen nasılsın canım? İyiyim canım. Allah cümlemize iyilik versin yavrum. Yaş kaç? Benim yaşım çok, bilmiyorum yavrum. Unuttum, sayı unuttum diyorsun yani. He, unuttum. Nasıl sağlık? Beston almışsın ama nasıl sağlık, sıhhat iyi mi? Şükür buna yavrum. Yeter Aydın, Fikret Aydın'ın hanımıyım. Müstekli'nin geliniyim. Karamergil'denim. Karamergil derler bize. Karamergil mi derler? Evet, Karamergil derler. Sen nerede kalıyorsun abla? Ben İstanbul'da kalıyorum. Çekmeköy'de oturuyorum. 20 gün oldu geleli. Cumartesi gideceğim canım. Sağ ol, Allah razı ol canım. Sen şurada bir türkü seslendir benim hatırıma. Bir dinleyek. Aslında ebelerden bir türkü dinlesek ne yorurdu ama söylemiyorsunuz ki. Yeter hala. Efendim? Nasılsın canım? İyi İyidir misin? Canım, teşekkür ederiz. Bugünkü ziyafetten dolayı teşekkür ediyoruz sana. Allah razı olsun sizden de. Geldim. Yaylada çökelikliği yedik, kaymağı da yedik. Evet. Daha ne olsun? Helal yani. Olsun, helal olsun. Sen ama köydesin değil mi? Sürekli köyde. Ben sürekli köydeyim. Ne yapıyorsun köyde? Köyde ne yapayım? Hiç evde oturuyorum işte. Malına uğraşıyor. Teyzem, nasılsın canım? İyi misin? Teşekkürler, hoş geldin. Hoş bulduk. Sefa geldin. Senin isminle bir tanıyalım seni. Adın ne? Bilmiyor musun sen? Ben Hüseyin. Ben bilmiyorum sen işte. Esme değil miyim? Hasan'ın kızı değil miyim? Sen Esme misin? Evet. Hasan'ın kızı mısın? Evet. Şimdi öğrenmiş olduk. Evet. Abla, sen nerede kalıyorsun? Neyi bilmezsin? Nerede kalıyorsun? Çalıcı. Sakin ol, dövme beni. Dur şimdi. Çalıcı'da kalıyorum. Nerede kalıyorum? Kışın da Çalıcı'dasın. Bazen Mıslam'la gidiyorum, bazen köyde. He, bazen gidiyorsun. İşte Anadolu'da her gün böyle herkes dağda, bayırda, çeşme başında, piknik alanında gerçekten herkes tatilini burada geçiriyor ama dolu dolu geçiriyor. Çeşme başlarında, piknik alanlarında ve yöremizde de her geçen sene yeni piknik alanları yapılıyor. Buranın çayı meşhurdur ama çay deyince illaki kara çaydanlık olması lazım. Bakın gelin, kara çaydanlık nasıl bir şey görelim. Gördüğünüz gibi odun ateşinde yanıyor. Çay içtiniz mi? Otur bakayım çocuk, otur. Vay, pilava bak, pilava. Görüyorsunuz değil mi? Bulgur pilavı, patatesli hem de. Çok güzel. Acaba şu kazanda ne var? Merak ettim. Hemen şöyle geliyoruz. Bakalım kazanlar dolu mu, boş mu? Oo, fasulye var hem de. Fasulye kebabı. Fasulye kebabı. Bizim yörenin meşhur kebaplarından. Yanında da odun ateşinde bir kara çaydanlıkla çay olunca artık başka hiçbir şeye gerek yok yani. İki bacı nendi nendi, çift gezer iki bacı nendi nendi, büyü hele hele nendi nendi, büyü hele hele nendi nendi, küçük can ilacı nendi nendi, küçük can ilacı nendi nendi, küçük can ilacı nendi nendi, abre hey!